Asıl ben teşekkür ederim. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu çok değerli başkanı Sayın Akkol, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, TİSK'in çok değerli temsilcileri. Bugün bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Arkadaşlarım da bana aktardığı kadarıyla da sanırım TİSK toplantılarına katılan ilk enerji bakanı olma gururunda yaşıyorum. Bugüne kadar. Evet efendim, tarihimizde. Öyle olmuş. O aslında bir gecikmiş bir şeyi eda etmiş oluyoruz. Normalde Sayın Başkan'ın Ramazan ayı içerisinde bir teklifi vardı son haftalarda. Ama program bizim de iş dünyasıyla oldukça yoğundu. Biraz bir bayram sonrasına bırakalım. Belki şartlar daha elverişli olur diye. Sağ olsun anlayış gösterdi. Biz hakikaten bu süreçte son 2-3 ayda siz de tabii yakından yaşadınız. Hükümetimiz gerekli tedbirleri zamanda almak suretiyle bunu tabii en az etkiyle aşmanın gayreti içerisinde olduk. Hem sağlık açısından hem de ekonomik ve sosyal ilişkiler ve etkiler açısından önemli bir dönemi birlikte yaşadık. Hamdolsun hani birçok emsal ülkeyle kıyasladığımızda ülkemizde bu sürecin diğerlerine göre görece etkilerinin daha az olduğunu herhalde hep birlikte müşahede ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah 1 Haziran itibariyle adını yeni normal diye koyduğumuz yeni bir dönemin içerisine giriyoruz. Yine inşallah eskisi gibi çarkların yeniden döndüğü, kepenklerimizin açıldığı, üretim ve hizmetin yeniden canlandığı bir döneme birlikte girmiş oluyoruz. Enerji sektörü olarak da tabii normalleşme dönemini aynı bu şartlar dahilinde birlikte geçireceğiz. Pandemi süreci içerisinde özellikle tabii benim enerji sektörü paydaşlarına, başta çalışanlarımız ve işveren temsilcilerimiz olmak üzere hasreten bir teşekkür borcum var. Çünkü o sıkıntılı dönemde vatandaşlarımızın ve yine açık olan iş yerlerin enerji arz güvenliği ve tedarik güvenliği noktasında büyük bir fedakarlık göstererek bu dönemde hizmetleri aksatmadan yerine getirmiş oldular. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine tabii petrol, akaryakıt sektörü de dışarıda tutmak doğru olmaz. Çünkü o dönemde belki sınırlı da olsa seyahat imkanlarımız, yine akaryakıt istasyonlarımız yerine göre 7-24 esasıyla bu hizmeti kesintisiz olarak bize sundular. Yine o döneme baktığımızda özellikle sanayi üretiminin yavaşlanmasıyla birlikte hem elektrik tüketiminde hem de doğal gaz tüketiminde neredeyse %15'lere varan bir talep daralması oldu. Tüm dünyada buna benzer talep daralmaları söz konusu oldu. Hatta petrol tarafına baktığımızda bu rakamların neredeyse %30'lara 40'lara kadar düştüğünü de gördük. Küresel anlamda da bunun sonuçları bu şekilde oldu. Ama buna rağmen ilk çeyrek verileri biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanlığımız tarafından da açıklandı. Artı bir büyüme söz konusu. Tabii ikinci çeyrek verileri henüz daha içindeyiz. Onlar belki Temmuz ayında açıklanacak. Bir miktar bir daralmayı belki birlikte yaşayabiliriz ama takip eden üçüncü, dördüncü çeyrekte inşallah telafi etme imkanına kavuşacağız. Yine bu dönemde bizim tabii öteden beri üzerinde durduğumuz bir başka önemli konu da enerjide biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Özellikle birinci enerji kaynakları açısından baktığımızda petrol, doğalgaz, kısmen kömür ithal etmek suretiyle ciddi anlamda bir dışa bağımlılığımız söz konusu. Tabii elektrik üretiminde de doğalgaz başta olmak üzere kömür ithalatımız azalmakla birlikte hala devam ediyor. Sevindirici olan tarafı şu, 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizin payı %62'ler seviyesindeydi. İçinde bulunduğumuz yıl Ocak-Mayıs dönemi itibariyle baktığımızda bu oran %66'lara çıktı. 24 Mayıs itibariyle tek günlük veride de aslında tarihi bir rekor yakaladık. Toplam enerji tüketimimizin %90'lık kısmını
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiş olduk. İnşallah yıl içerisinde, tabii daha henüz daha yılın yarısındayız. Kalan süre içerisinde de bu oranları koruruz, hatta artırırız ümidindeyim. Çünkü uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda bizim enerji ürünleri ithalatına ödediğimiz rakam yaklaşık 40 milyar dolar civarında. Bu rakam zaman zaman artıyor, eksiliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının değişikliğine bağlı olarak. Ama talebimiz yine uzun yıllar ortalaması baktığımızda enerji ürünlerine olan talebimiz de ülkenin büyümesine paralel olarak hep artmış durumda. Yani işte %5'ler civarında bir artıştan bahsediyoruz. Bu tabii gelişen, büyüyen pazar açısından, özellikle bu alanda yatırım yapmak isteyenler açısından önemli bir gösterge. Birçok ülkenin yerinde saydığı, hatta bu ürünlere talebin zaman zaman azaldığı yerlerle kıyasladığımızda talep artışının uzun dönem ortalamaları içerisinde artıyor olması piyasanın büyüdüğüne işaret ediyor. Nitekim içinde sizin de temsilcilerimizin olduğu birçok ulusal ve uluslararası şirkette bu alanda ciddi yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımlarında şüphesiz karşılığını alıyorlar. Bu piyasaya, ortama, ilk yatırım iklimine güvenin karşılığında aldılar. 1 Haziran'dan itibaren inşallah özellikle bu dönemde askıya aldığımız zorunlu olmayan bakım onarım ve yatırım çalışmalarını yine hızlıca başlıyoruz. Sektör temsilcileriyle bu arada sık sık benzer yöntemlerle video konferans başta olmak üzere bir araya geldik. İnşallah Haziran'dan itibaren gerek elektrik tarafında gerekse doğalgaz tarafında altyapı yatırımları hızlanacak. Keza elektrik üretim yatırımları var biliyorsunuz. Özellikle içinde bulunduğumuz yılın başka bir önemi daha var. Yekten mekanizmasına dahil olabilmek için en geç bu yıl sonuna kadar tesislerini işletmeye almaları gerekiyor. O açıdan orada biraz aksayan yatırımlar vardı. Öyle ümit ediyorum ki yazla birlikte inşaat sezonu da bir yerde başlamış olacak ve o alanda da yatırımlar hızlanmış olacak. Keza maden tarafında da tabii özellikle yeraltı işletmeciliği yapan maden işletmelerimizde bu dönemde biliyorsunuz sosyal mesafenin korunamaması endişesiyle toplu olarak çalışmalarına müsaade etmemiştik. Şimdi orada da yine yeni belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmalarımıza hız vermiş olacağız. Bu arada bizim tabii bu süre içerisinde başta madencilik sektörü olmak üzere devlete ödemesi gereken bazı mali yükümlülükler vardı. Onları biliyorsunuz yıl sonuna kadar ertelemiş olduk. Bu arada dün yürürlüğe giren, resmi gazetede yürürlüğe giren bir haberi de bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım. Bu yeraltı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve bu kapsamda istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ de bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Özellikle madencilik sektörü bunu yakından takip ediyordu. Bu şüphesiz hem çalışanlarımıza bir destek olacak hem de işverenlerin istihdamı koruma ve üretimi arttırma açısından önemli bir destek olarak yürürlüğe giren bir husus. Bu vesileyle biz hakikaten taşın altına elini değil gövdesini koyar. Yatırımcılarımızın hep yanında olduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde olmaya devam edeceğiz. Biraz önce zaten Sayın Başkan bu süreçte TİSK üyelerinin iş yerlerinde almış olduğu önlemleri, tedbirleri ve bir yerde katlanmış olduğu yükleri de bizlerle paylaştı. Bundan dolayı da ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Çünkü hani bu zor günlerde bize daha önce emeğiyle, düşüncesiyle, beyin gücüyle destek veren çalışanlarımıza
bu anlamda bir sahiplenilmesi, istihdamın bazı zorluklara rağmen korunuyor olması önemli. Şüphesiz tabii hükümetimizin, devletimizin almış olduğu bu konudaki destekler bu yükün paylaşılmasında önemli bir etken de olmuştur. Biraz önce Sayın Başkan ifade ettiği işte bu destek paketlerinin sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepleri de biz ilgili muhataplarına ileteceğiz. Ondan bir endişeniz olmasın. İnşallah bugüne kadar hani bu pek çok zorlu süreci devlet, millet el ele Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle daha da güçlenerek atlattık. İnşallah içinden geçtiğimiz bu süreci de yeni tecrübeler, yeni deneyimler elde ederek çıkmış olacağız ve güçlenerek geride bırakacağımıza inanıyorum. Tabii burada krizden çıkarken özellikle tabii biz sanayimiz ve hizmet kuruluşlarımız sadece iç piyasaya dönük çalışmıyor biliyorsunuz, takdir edersiniz ki. Yurt dışına ihraç kabiliyeti, kapasitesi olan birçok kuruluşumuz var. Dolayısıyla küresel anlamdaki talep daralmaları, artışları yakından takip etmek ve bu çıkışta diğer bir yerde rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerle birlikte zamanda çıkışı yapmak son derece de önem arz ediyor. Çünkü üyelerinizin birçok ülkede pazarları var. Tabii o pazarların kaybedilmemesi de son derece önemli. İnşallah belki seyahatler eskisi kadar sık olmasa da işte şu anda içinde bulunduğumuz imkanlar dahilinde belki gidemesek de görüntülü, sesli görüşmeler yöntemiyle bu eksikliği gidermiş olacağız. Bizim de ihracata çalışan kuruluşlarımız var. Başta Etimaden olmak üzere biliyorsunuz dünya pazarının neredeyse yaklaşık %60'ı Etimaden elinde borç piyasasında. Zaman zaman onlarla da bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Orada da tabii bu salgınla mücadele kapsamında üretim hızını azaltan tesisler oldu. Ondan dolayı bir miktar satışlarda gerileme söz konusu ama arkadaşlara da biz sizlerle konuştuğumuz bu çerçevede bu normalleşme sürecine paralel olarak pazarlarda eski ağırlığımızı, etkinliğimizi zaman kaybetmeden almamız gerektiğini vurguladık. Siyasi ve ekonomik olarak bu elde ettiğimiz tecrübe bize aslında şunu gösteriyor ki hani pozitif bir gündem oluşturulması, kamu özel sektör bütünlüğüyle hareket etmemiz halinde elde edemeyeceğimiz bir başarı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Yaşanan onca bölgesel krize, iç ve dış sınamalara rağmen ortaya çıkacak bu yeni dönemdeki bu yeni fırsatlar daha büyük hedefler için cesur olmanın gerekliliğini de net bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır. Benim çok sevdiğim bir dua var. Zaman zaman arkadaşlarıma da onu tavsiye ediyorum. Yapamayacağımız işlerde sabırlı olmak, yapabileceğimiz işlerde de cesur olmak önemli. O açıdan sabırla ve cesaretle eski pazarlarımızı alacağız ve genişleteceğiz diye düşünüyorum. Bu vesileyle sözlerime son verirken bu istişareye, fikir alışverişine birlikte karar verme imkan veren bu toplantı vesilesiyle başta çok değerli başkan Sayın Akkol olmak üzere şu andaki hazırına da ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması için elini taşın altına koyan her bir yatırımcımızın her vesileyle yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor ve hepinize teşekkür ediyorum.